Savaş. Merhaba. Yasemin, kim geldi kızım? Bebek. Buyurmaz mısınız evladım? Kapıda kaldınız. Merhaba. Gel gel. Tanıştırayım. Annem, Savaş Bey ile bizim ajansın müşterisi. Leyla Üstün. Memnun oldum. Ben de. Bu harika şey de yeğenim Ömer. Yeğenin mi? Hı hı. Ablamın oğlu. Çok şeker değil mi? Ayakta kalmayın evladım. Buyurun oturun. Al bakalım. Teşekkür ederiz. Annesi nerede? İzmir'e gittiler. Eniştemin babası kalp krizi geçirmiş. Ömer'i de bize bıraktılar. Ya, geçmiş olsun. İyi yaptılar değil mi teyzeciğim? Anne ile baba Ömer'i teyzesine bıraktılar, dedeye gittiler. Canım benim. Çok özlüyor. Karşıda oturuyorlar. Yasemin de çok yoğun. Sık sık göremeyince tabii çok özlüyor. Alabilir miyim? Tabii. Çok sevdirir yalnız kendini, ona göre. Bırakamazsın. Gel sana. Bakalım. Ah. Ne haber? He? Merhaba. Ha? Ne haber? Şşt. Sen çok mu tatlısın bakayım ha? Kaç aylık? 4 oldu mu anne? Daha 3,5. Ayın 2'sinde 4 olacak. Çok tatlı gerçekten. Bak bakayım bana. Hay Allah. Uyku saatini geçirdik. Nergis arar şimdi uyudu mu diye. Her şey saatte. Kocaman liste bıraktılar giderken. Zaman anneleri işte. Müsaadenizle. Rica ederim. Hayırdır bu saatte? Seni görmek istedim. Biraz konuşalım mı? Hayır. Lütfen. 5 dakika ayır bana. Lütfen. Yeğenin. Evet. Hiç. Çok tatlı gerçekten. Sanki seninmiş gibi geldi bir an. Senin derdin ne Savaş? Beni zorla buraya getiriyorsun, sonra ne demeye çalışıyorsun? Tamam, bir şey demiyorum. Yeni mi konuşmak için mi geldik buraya? Hayır, beni konuşmak için geldik. Söyleyecek bir şeyim varsa tabii. Ne desen haklısın. Bana güven, ben başkalarına benzemem dedim. Sonra ilk buluşmamıza gelmedim. Tek başıma bekledim seni orada. Biliyorum. Ama bir insanın hayatı söz konusuydu. O karmaşa içinde seni arayıp gelemiyorum diyemedim. Fırsatım olmadı. Ama aklımda hep sen vardın. Yemin ediyorum hep sen. Orada seni bekledim. Ama gitmek zorunda kaldım. Yasemin. Sen iyi bir kalbi olduğu için yaralanmış birisin. Bir insanın hayatı ne demek anlarsın değil mi? İnan bana, çok zor bir gün geçirdim. Ama gün boyunca aklımda tek bir şey vardı. Yasemin beni affetsin. Bana tekrar güvensin. Yasemin bana güven. Güvenecek misin? Bakalım. Sana aşık olduğuma inanıyor musun? Hı hı.
Sen bana aşık mısın? Esin'i yapan kızım benim. Bu kadar yalanın içinden nasıl çıkacaksın acaba? Anneanneciğim, kuzum benim. Allah'ım sen akıl fikir ver kızıma. Sen doğru yoldan ayırma. Anneanneciğim, gel. Gitme. Gel atlayıp bir yerlere gidelim. Ömer'le annemi bırakamam ama. Peki. Arayacağım. Telefonunu kapatma bir daha. Adresimi nasıl buldun? Nadia'ya sorun. Nasıl buldu bilmiyorum. Mesaj attı. İyi geceler. İyi geceler. Aşkım. Yasemin, geldin mi? Konuştunuz mu? Ömer uyumadı mı daha? Uyumadı daha. Gözüm bir yerden ısırıyor o çocuğu. Gördüm sanki. Ay anne, nereden göreceksin anne? Anlatsana. Kendini affettirmeye mi gelmiş? Evet. Doğru mu söylüyor sence? İnandın mı? Bilmiyorum ama... Ne? Beni gerçekten seviyor galiba. Ömer'den şüphelendi değil mi? Tabii ki. İnanmamıştır yeğenin olduğuna. Bilmiyorum, inandı galiba. Yasemin, bunca yalanla nereye kadar gideceksin kızım? Ne olacak bunun sonu?